an yap bilmiyorum ama ilk yakalandığı zaman yapıldı. Her şey yapıldı. Dövüldü. Dişlerine kadar, tırnaklarına kadar da işkence yapıldı. Ama şu an bilmiyorum. Görmediğimiz için bir şey söyleyemiyorum. Avukatlar bir şey demiyor. Avukatlar girdi çıktı artık bilmiyorum. Bugüne kalmış. Eğer çıkarsalar inşallah. Bir de eve baskın yapıldı. Eve baskın yapıldı. Düneyin 5-6 civarı, 6.5 civarı yani eve terörle mücadele eve baskın yapıldı. Evin altını üstüne getirdiler. Arama yaptılar. Aradılar, taradılar. Tarasınlar, arasınlar. Biz terör değiliz. Biz bir şey değiliz. Biz ortadayız. Herkes bizi tanıyor, ediyor. Engelli bir çocuğun orada ne işi var? Çocuktur. Kimin nereye gitse. Nerede bir toplantı, nerede bir karabalık olursa, bir düğün olursa oradadır. Yani 24 saat gidiyor düğünlere, kendi salonlara gidiyor. Onu bunun peşinde geziyor çocuktur. Engelli olduğu için gidiyor. Tutamıyorum evde. Onun zararı kimse yok. Engelli bir insanı evde tutabilir misin? Tutamazsın. Tabii ki engelli bırakılsınlar. Yani engelli insanları oraya almasınlar. Yazı günahtır. Yani engelli bir insan alıp oraya tıkacaklar, ne yapacaklar? Engellidir ya. Engelli bir insan. %50 raporu olan, süresiz olan bir insan. Nasıl yakalanıyor, nasıl götürüp gözaltından 2-3 gün kalıyor. Orada nedir, ne oldu, ne bitti biz bilmiyoruz. Bize göstermiyorlar, bir şey söylemiyorlar. Hayır, hiçbir alakası yok. Araştırılsınlar, baksınlar. Eğer bir yerde bir yönetim, bir yönetici, bir ses, bir şey çıkarsa hakları var. Yok öyle bir şey. Yalandır, hepsi yalan. Medyanın yalanları. Başka bir şey değil. Bunu medya büyüttü. Eğer medya olsaydı bunu yapmazdı. Engelli bir çocuğu böyle göz her yere şey yapmazdı. Yani bu medya bize yapıyor. Engelli bir insanı nasıl ya böyle bir şey yapabilir? Bu medyadır, başka bir şey değil. Allah hakkımızı bırakmıyor. Allah olma hakkını onlara bırakmıyor.